Kızlı Ankara sarması nasıl olmuş? Gelin birlikte bakalım. Final neler çıkmış ortaya? Görünüşünde çok ciddi sıkıntı var. Ama ağzıma aldığımda kaşıkla bayıldım. Muhallebinin kıvamı çok güzel. O damla sakızının o tadı o kadar güzel geçmiş ki tatlıya. Şu üstünde hazırladıkları bisküvi, yani şekil şamel olarak çok ciddi sıkıntılı bir tatlı. Düzgün rulo da yapamamışlar. Bunu ayarlasalar o kadar güzel rulolar ve şık rulolar çıkacak ki. Görüntü olmamış ama onun dışında aşırı lezzetli, çok güzel kıvamı. Üstündeki bisküviyi de beğendim lezzet olarak. Devam edelim. Bakalım en kötüsü mü en iyisi mi olacak birinci tabak. Kesinlikle sarması bunun da başarılı değil. Şekil şemal olarak bu değil görüntü. Ama 2'de 2 çok güzel tutturmuşlar. Bunun bir avantajı üst bisküvisini de çok lezzetli yapmış. Daha istediğimiz görüntüde bir şey olmuş. Muhallebinin kıvamı yıkılsın. Ağzımdaki tat çok iyi. Güzel. Üçüncü tabağım. Yemez olaydım. Keşke yemeseydim. Bunun şekli hepten gitmiş. Rulo desen rulo değil, kare desen kare, dikdörtgen değil. Çok güzel bir lezzeti var özellikle üst bisküvisinde. Muhallebisi çok fazla koyu. Şekli hepsinden daha kötü. Bir kıpırtı var mı? Minicik. Son tabağım. Söyleyecek kelimem bile yok. Şekli çok kötü. Muhallebisi bir tık cıvık. Daha da koyulaşacaktır ama yani diğerlerinin yanında çok cıvık kalmış. Bisküvisi de çok sıradan olmuş. Ay şu iki tabağı beğenmedim. İçimi de bayılttı son tabak. Oradan başlayayım. Dördüncü tabak maalesef bir puan. Bugün bir alan otursun ağlasın. Gerçekten, hakikaten ağlasın. Üçüncü tabak ondan bir tık daha böyle kıvam olarak, lezzet olarak kendini gösteriyordu. O yüzden 2 verelim. 1 puan 1 puandır. İkinci tabak öyle yıldızlı mıldızlı değil ama 1-5 alsın benden. İçlerinde kıvam olarak en doğru tabak buydu. Birinci tabakta ikinciden hallice güzeldi. Ona da 4 verdim. Hemen hemen aynılar zaten. Ay çok güzel değil tatlılarımız ve kayınvalidelerin çok kafası karışacak. Sıkı durun. 2 puan. Final günü biliyorsunuz pazartesi Gelinim Mutfak'ta da yepyeni bir sayfa açılıyor. Bakalım böyle önemli bir günde kim 2 puancık almış? İki puancık final günü, finallerin finali günü. 2 puanı kim almış? Ben şok, Miase. Ay bugün bakalım neler olacak? Miase o tabakla asla puan alamaz. Bugün Miase gidebilir, Tuğba gidebilir. Çok sürpriz isimler buradan. Böyle arkasına baka baka gidebilir yani. Bakalım neler olacak? 4 puan öğrenelim kim almış? Dört puan yani 5'i kaçıran bakalım kim? Suzan. Aferin kız Suzan. Şimdi yıldızımız hangisi öğrenelim? Tuğba ya da Gamze? Tatlılarımızın dördünün de şekillerinde problem var. Saray
lokması, saray sarması diye de bilirsiniz. O şekli herkes bilir. Dördünde de problem var. Lezzet ve kıvamda öne çıkan tabağımız. Bakalım kime ait? Tuğba. Tebrik ediyorum. Ve maalesef Gamzecim de 1 puan almış. Ah ah ah. Gelinim mutfakta. Elinin lezzetine güveniyorsan. Teşcillenmiş bir lezzetin kraliçesi. Türkiye'nin en hamarat gelini benim diyorsan. Ben şampiyonum. Yemek dersi verelim. Müracaat. Kayınvalidem yemeklerimi kokusundan bile tanır diyorsan. Yemekler, kaynanalar korkun benden. Ne bekliyorsun? Gel sen de rekorları tarihe göm. Hatice! Efsaneleri saf dışı bırak, adını altın listeye yazdır. Sana ne dedim? Seni geçeceğim ve ben buraya çağıracağım dedim. Sen de başvur. Yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan.